Merhabalar arkadaşlar, 8 Eylül 2021 Çarşamba, hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalarda bir gerginlik var, bir korku havası oluştu. Şimdi oradan bahsedeceğiz ama oraya gitmeden hemen önce şu anda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan bir açıklama var arkadaşlar. Bunun üzerine böyle birkaç kelam etmek istiyorum. Çok değil, şurada daha çarşambadayız. Yani bir iki video öncesine giderseniz eğer çekirdek enflasyondan bahsetmiştim size. Çünkü Merkez Bankası bir değerlendirme raporu, değerlendirme yapmıştı. Bir öyle değerlendirmeyi içeren bir açıklama yapmıştı. Ya da öyle söyleyelim, epey bir üzerinde durmuştum o gün. Bugün Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklama birebir o gün söylediklerimi teyit etmiş durumda arkadaşlar. Merkez Bankası enflasyonda, biliyorsunuz, manşet enflasyonu dediğimiz TÜFE 19,25'e geldi. Ama öyle görünüyor ki bu açıklamalara da baktığımız zaman çekirdek enflasyon bundan sonra dikkate alınacak. Yani çekirdek enflasyon dediğimiz, içerisinde mesela enflasyonu yukarı çıkaran en büyük etken şu anda gıda. Çünkü gıda fiyatlarında korkunç bir artış var. Baktığımız zaman %29'ları buluyor toplam enflasyon harcamaları içerisindeki payı. Şimdi çekirdek enflasyona girdiğiniz zaman, gıdayı çıkardığınız zaman otomatikman zaten 19-25 17 civarına falan geliyor. Şu an tam rakamı hatırlayamadım. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Yani çok da üzerinde durmaya gerek yok. Konuşuruz daha. Şu anlama geliyor. Belli ki arkadaşlar Merkez Bankası bir faiz artışı yapmayacak. Çünkü Şahap Kavcıoğlu hani faiz enflasyonu üzerinde duracak demişti ya. Şimdi bir oradan bir dönüyoruz. Dönüyoruz. Yani aslında bizim bahsettiğimiz enflasyon manşet enflasyonu değil de çekirdek enflasyondu ya geldik arkadaşlar. Dolayısıyla bir faiz artışı zaten yapmayacak, pas geçecek ya da faiz bile düşürme ihtimali var. Dolar bu konuşmanın arkasından 8.42 oldu. Zaten dolar endeksinden kaynaklı bir yükseliş var idi. Şimdi bu konuyu bırakıyorum, geliyorum. Hemen küresel piyasalara bir geçiş yapalım bakalım. Çünkü çok ciddi satışlar, çok ciddi gerginlikler, bir korku durumu hakim şu anda. Şimdi dolar endeksi zaten dün itibariyle ortalık biraz böyle yani ortalığın gerilmesiyle beraber dolar endeksinde bir yukarı çıkış gördük. Şu anda 92.66'larda. Bizim dolardaki kurumuz dün 8.30'larda filandı, biliyorsunuz. İşte dolar endeksinin yükselişiyle beraber bir parça yukarı çıktı doğal olarak. Yani kaçlara çıktı söyleyeyim size. Söyleyeyim size arkadaşlar. Yani işte 8.34'ler 35'ler vardı. Yani sabah saatlerinde zaten bu civardaydı. Bu çok normal, dolar endeksinden kaynaklı bir yükselişti. Fakat Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasından sonra artık bunun hani odak çekirdek enflasyona çevrildiğine göre, beklentiler değiştiğine göre dolar burada bir tepki verdi. Ve tepki yükselişi olarak şu anda 8.42. Evet, aynen öyle, 8.42. İşte buradan nerelere gider artık siz tahmin edin. Ama bu ilk tepki, öyle söyleyelim. İlk tepki. Şimdi iç piyasayı konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Yayın çok uzamasın. Ama üzerine konuşulacak bayağı bir şey var. Arkadaşlar küresel piyasalar, evet, borsalarda çok ciddi bir şey var, bir satış dalgası var. Baktığınız zaman dünden beri her şeyde böyle bir aşağı gidiş var. Korku endeksi var, VIX. VIX'te böyle çok dün itibariyle acayip bir şey oldu, yükseliş oldu. Bakın gün içerisinde dün 7 Eylül'de dün bir anda acayip böyle fırladı bu korku endeksi. Ondan sonra böyle ufak düzeltmeler yaptı. Sonra bugün sabah yine çok yüksek açtık. Yani böyle bir şey var. Piyasada bir gerginlik, bir korku havasıyla beraber yükseldi bu korku endeksi de. Tabii korku endeksinin yükselmesiyle beraber korku daha çok büyüyor. Daha panik satışlara da aslında sebebiyet veriyor. Azıcık bir gerilemiş olsa bile çok küçük bir gerileme var. Yani ufaktan bir gerileyip tekrardan yukarı çıkıyor. Yani gerilim devam ediyor anlamına geliyor aslına bakarsanız. Tabii dediğim gibi bu korku endeksinin aynı zamanda böyle hızlıca tepkiler veriyor olması, yükselmesi aynı zamanda satış dalgasına da sebep oluyor. Peki neler oluyor, neler oldu diye bakalım arkadaşlar. Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin mesela dün sert çakıldı. Yani bir anda Bitcoin, biliyorsunuz, El Salvador artık
Bitcoin'i resmi para olarak tedavüle soktuğunu açıkladı. Bayağı bir yükseldi, 52 bin dolarları biraz üzerine çıktı arkadaşlar. Şuradan hemen açıyorum, bakalım. Çıktı, sonra gayet böyle bir anda yukarı çıktıktan sonra tabii ona da Ethereum falan da eşlik ediyor. Bütün kriptolar eşlik ediyor. Dün itibariyle işte bu bir anda bir satış dalgası Bitcoin'de oralardan çok hızlı bir sert satış yedi. 42 bin dolarlara kadar aşağıya geldi. Azıcık bir toparlanma olsa da şu an seviyesi 45.982 dolarda şu anda Bitcoin. Ethereum'da 3.362 dolarda. Ondan sonra Ripple 1 dolar 0.7 sente kadar düştü. Yani bütün kriptolar şu anda eşlik etti. Büyük bir korku aynı zamanda bu. Çünkü bir de panik satışları da oluşuyor, biliyorsunuz böyle zamanlarda panik havaları da oluşuyor. Çünkü bir satış dalgasının arkasından herkes satmaya çalışıyor. Herkes satmaya çalışınca olay daha da büyük oluyor. Şu an bir ufaktan olsa bir toparlama şeyi var. Toparlama çabası var. Burada seviyeler önemli. Yani bak, eğer mesela coinlerde, yani şimdi şu an Bitcoin'i anlatıyorum, diğerlerini de anlatacağım çünkü her yer böyle karışık durumda şu anda. Mesela Bitcoin'de şu anda çok hızlı bir şekilde, ya yani 50 bin dolarlara falan bir şekilde gelip oralarda hani kapanışlar yapması lazım. Yani evet, o zaman biz evet yükselecek ya, buradan gidiyor diyebilmemiz lazım. Ona göre de kriptolar, altcoin'lerde buna eşlik ediyor. Ama buralarda böyle çok kalmayıp buralarda yine sıkışıp kalırsa aşağı gitme potansiyeli devam ettiriyor anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü çok volatil, çok riskli bir piyasa olduğunu biliyoruz. Ama artık hani bu da böyle dünyada bütün piyasalar, yani hep birlikte bakın, bir çöküş anında bütün her yerde bir çöküş görüyoruz. Yani her yerde bir çöküş dalgası oluyor. Borsalar tek başına gitmiyor. Yani borsalardaki sert satışlara kriptolar da eşlik ediyor. Her şey eşlik ediyor. Her şeyde bir anda bir düşüş görüyoruz. Şimdi coinleri bir kenara bakalım. Yani işte El Salvador işte bir açıklamalar yapmış filan. İşte ne güzel düştü. Biz de bir 150 Bitcoin daha aldık. Ne ala falan, bizim işimize geldi filan. Hani böyle bir takım hani neden düştüğüyle alakalı arkadaşlar, böyle hani çok da hani elle tutulur var bir şeyler, ama hani çok da elle tutulur bir şey söyleyemeyeceğim size. Zaten hani bu piyasa çok elle tutulur bir piyasa değil, öyle söyleyeyim. Yani çok hızlı böyle kar alıp çıkma yeri, eğer hani tabii özellikle böyle trade edenler açısından, ya böyle hızlı hızlı gireceksiniz, aşağılardan alıp bir yükseldi satacaksınız, en üstü görmeyi beklemeyeceksiniz. Yoksa gerçekten çok büyük bir risk barındırıyor kendi içerisinde. Şimdi devam edelim. Küresel piyasalarda bir gerginlik var dedim size. Şimdi geçen hafta tarım dışı istihdam verisi çok düşük geldi. Amerika'dan biliyorsunuz. Şimdi düşük gelince borsalar önce bir coştu. Yani çok güzel böyle bir yukarı çıktı. Yeni rekorlar tazeledi, hatırlayacaksınız. Dün itibariyle de bir satış dalgası başladı. Ama bu satış dalgasının tam bir sebebi aslında yok. Yok işte, yok yeni varyantlar, yeni salgınlar, şudur budur, her şeyi sıralayabiliriz. Bunu zaten bir yıldır size anlatıyorum sürekli, işte böyle oldu, şu bu falan. Hep sebepler aynı. Yok Amerika, yok Fed şöyle yapacak, böyle yapacak, bilmem ne. Aslında konuştuğumuz konu şu: büyük bir balon oluştu. Bunu söylüyorum size. Tekerlek çok şişik. Özellikle Amerika'da borsa tarafı inanılmaz şişik durumda. Dolayısıyla aslında bunlar da zaten onu biliyorlar. Ve bu lastik patlayacak. Bu balon bir sönecek. Fakat ne zaman söneceğini bilmiyorlar. En ufak bir şeyde, en ufak bir şeyde dünyada herhangi bir yerde, en ufak bir şeyde bir anda herkes şuna bakıyor. Eyvah, tamam işte burada böyle bir şey oldu. Bu bir şey getirebilir. Yani bir anda bir şey olabilir, tetikleyebilir. Ve hemen bir panik, bir korku ve ondan sonra aşağıya giden bir piyasalar görüyoruz. Öyle söyleyeyim size. Yani tam bundan sonra tam net bir sebep, hani bir şey sebep olacak diye de bakabilirsiniz aynı zamanda. Ama dönüp altına baktığınız zaman, hani resmi bir açıklama yapıldığı zaman, işte vaka sayıları artıyor. Ondan sonra işte Fed varlık alımını azaltacak, buna hazırlık filan.
filan gibi 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 yani gibi işte mesela ne diyorduk işte bakıyoruz mesela 10 yıllık tahvillerde 10 yıllık tahvil Amerika 10 yıllıklarında dün tüm bunlar olurken acayip büyük bir şey oldu yukarı çıkış oldu yani sert bir şekilde yukarı çıktı sert bir borsada sert düşüşler sert satışlar bir anda Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinde de sert bir yükselişe sebep oldu 1.38'lere kadar çıktı arkadaşlar şu anda 1.35'ler civarında 10 yıllıklar yani tüm her şey bir anda tepe taklak olurken dolarda dolar endeksinde yukarı bir çıkış ki bence bu çıkış çok daha fazla olabilirdi 92 seviyelerindeydi şu an 92.63'lerde 10 yıllıklara baktığımız zaman da 10 yıllıklarda 1.35'lerde bir durdu 1.38'i gördükten sonra burada bir durdu arkadaşlar gerilim geçti mi korku geçti mi bence hala geçmedi fakat böyle zamanlarda şu anda arkadaşlar bunu bilen yani piyasa bunu biliyor piyasa aktörleri oyuncuları biliyor şu an pozisyon bence belirliyorlar değiştiriyorlar bir de son ana son dakikaya kadar bir şekilde bundan prim yapmayı nemalanmaya çalışıyorlar evet yani olacak ama bunun sebebi bunun nedeni bir şey tetikleyecek ama biz bunu ne zaman olacağını bilmiyoruz dolayısıyla da hani buna göre pozisyonlarımızı değiştirelim yani aportta bekleyelim o aportta beklerken hazır olalım. Dolayısıyla hani hepimizin aslında buna çoktandır hazır oluyor olması zaten gerekiyordu. Çünkü bir senedir bu sene başından beri bunu anlatıyorum. Özellikle Nisan'dan beri bu Fed'in konuşmalarıyla Şahin konuşmalar şunlar işte lastik çok şişti ve bunu anlattım durdum. Yani sürekli Amerika piyasaları, borsalar, dünya piyasaları işte bunları anlatmamızın sebebi bu. Artık o zaman çok yaklaştı. Yani o kadar hani çok yaklaştığını gösteriyor tüm bunlar bize arkadaşlar. Şimdi devam edecek olursak bu tarım dışı istihdam verisi çok hani düşük gelince geçen hafta borsalar şöyle bir coştu biliyorsunuz yeni rekorlar getirdi dedim ama Powell'dan veya Fed üyelerinden hiç kimse bir açıklama yapmadı bu sefer yani herhangi bir açıklama gelmedi adamlar şaşkoloza döndüler ya biz ne yapıyoruz ne yaparsak yapalım bir şekilde bu işin altından kalkamıyoruz herhalde yani çıkalım da ne diyelim herhalde böyle düşündüler ondan sonra nasıl bir açıklama yapalım mı düşünürken işte dün Fed üyelerinden bir tanesi bu daha önce de konuşmuştu önemli bir üye bu aynı zamanda çok tecrübeli bir Fed üyesi bu Ballard bir konuşma yaptı ilk defa bu dedi ki evet dedi tarım dışı istihdam verisi kötü geldi okey peki biz yolumuzdan dönecek miyiz ben tercümesini yapıyorum size peki biz yolumuzdan dönecek miyiz dönmememiz lazım. Ondan sonra bizim yine o varlık alım programının bir an önce piyasadan parayı yavaş yavaş çekip bir an önce varlık azaltımına gitmemiz gerekiyor dedi. Bu bir sadece tek bir gösterge. Düşük gelmiş olabilir istihdam ama yılın tamamına bakmamız lazım. Ben değerlendirmede yılın tamamına bakarım. Yılın tamamı beni tatmin ediyorsa, beklentilerime cevap veriyorsa o zaman sorun yok. Dolayısıyla ben burada bir problem görmüyorum ve Fed'in çok hızlı bir şekilde azaltmaya gitmesi, piyasadan parayı çekiyor olması lazım şeklinde bir konuşması var. Ama diğer taraftan Amerika'ya para lazım arkadaşlar. Çünkü bu öyle bir dipsiz kuyu oldu ki artık. Yani siz harcılıkta daha fazla ihtiyaç oluyor. Yani daha fazla. Çünkü insanlar çalışmıyorlar. Bir üretim söz konusu değil. Bir katma değer sağlanmıyor. Bütün dünya için bu böyle. Bir istihdam oluşamıyor. Ondan sonra bir şekilde yani eskisi gibi işler yolunda değil. Siz desteklemek için sürekli para verdikçe, sürekli para sürdükçe piyasaya bu sefer fiyatların artmasına, enflasyona sebep oluyorsunuz. Yani insanların cebine bir şey koyuyorsunuz ama fazlasını alıyorsunuz. O paralar da zaten yetmiyor oluyor. Sonra tekrardan bir destek, sürekli destek. Yani bunun sonu yok arkadaşlar. Hakikaten böyle bir çıkmaz yol durumu söz konusu şu anda. Para Amerika elinde. Çünkü doları onlar bastığı için ve dünyadaki bütün her şey dolar üzerinden fiyatlandığı için bu bütün dünyayı etkiliyor. Bu Amerikalıların yaptığı bu hatalar, büyük hatalar bu yarattığı balon
Maalesef bütün dünyayı, gelişmiş ve gelişmekte olan her ülkeyi çok kötü etkiliyor olacak arkadaşlar bir patlama olduğu zaman. Ki mesela bizim borsa gayet iyi giderken dünyadaki bu satış dalgası ne oldu? İşte sabah itibariyle bizde borsanın da düşükten yani satışla açtık, öyle söyleyeyim, düşükten açtık ve şu anda da BIST endeksi 1448'de. Burada da aynı korku ve aynı satış döngüsü devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa farklı mı? Hayır, Avrupa'da farklı değil. Avrupa'da da ZEV endeksi var arkadaşlar. Bu da Avrupa'da ZEV endeksi, yatırımcıların ekonomiye olan beklentilerini ölçen bir endeks bu ZEV endeksi. Ve pandemi sürecindeki en düşük seviyeye geldi arkadaşlar. Dün itibariyle bu endekste çok büyük bir son 1,5 yıl ya da pandemi sürecine baktığımız zaman en diplerdeyiz şu anda bu endekste. Böyle olunca da Avrupa'da da bütün endeksler kırmızıya dönmüş durumda. Yani orada da böyle şey var. Siz söylediniz, büyük satış yiyor bütün hani piyasa, kırmızıya dönmüş durumda. Yani her yerde bir şey var, bütün dünyada, sadece Amerika borsalarında değil, Avrupa'da, işte Asya'nın küçük bir kısmı mesela Japonya az da olsa ayrışıyor filan. Çin'de çok farklı değil zaten, hani orada da bir sürü şeyler var, bir sürü haberler geliyor, bir sürü olaylar var, acayip. Yani konu bu arkadaşlar. Hakikaten buradan gibi geri dönüş olur mu olmaz mı, artık herhalde bunları konuşuyor olacağız bundan sonra. Yani buradan bir geri dönüş olur mu olmaz mı, olur. Çünkü bu toparlanmaz diye bir şey yok. Toparlanabilir de toparlanamaz da. Neden böyle söylüyorum, çünkü artık bunu hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Ama hani gerek Avrupa'ya gerek Amerika'ya baktığımız zaman, yatırımcıların yoluna, işte endekslere baktığımız zaman, işte bu gerek işte bu yatırımcı endeksi olsun, Avrupa'daki yatırımcı endeksi olsun, Amerika 10 yıllıklarındaki bu sert yükseliş olsun, yani her şey birbirine böyle paralel bir şekilde cevap veriyor aslına bakarsanız. Yani toparlayacak olursak, evet, yani bir şey bekliyoruz ama hani o satış dalgası şu zaman başladı mı başlamadı mı, bunu söyleyebilmek için şu an için erken. Neden? Çünkü bu satış dalgasının devam ediyor olması lazım. Yani bugün, yarın, bu haftayı gerçekten de bu satış dalgası devam ederek kapatırsak eğer, evet, yani bu derinleşiyor anlamına gelir. Ama piyasalar buradan yarın öbür günden itibaren, belki de bugünden itibaren ufaktan bir toparlanmaya başlar ise bu iş geçti diye düşünmeyeceğiz. Bu iş geçmedi, bitmedi diyeceğiz. Çünkü dediğim gibi riskler hala masada duruyor, çok büyük riskler var. Sadece bence büyük yatırımcıların, büyük sermayenin işte biraz piyasayı daha toparlayıp bu işi götürebildikleri yere kadar götürmek. Ama ondan sonra işte bir gün böyle sabah kalktığımızda dünya, işte Amerika'da her şeyin çok fazla böyle yerle bir olduğu, yani böyle bir şeylerle beraber bütün piyasaların çöktüğüne şahit olabiliriz. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz. Artık böyle iyice sınırları zorluyor durumuna geldik arkadaşlar. Evet, oradan buradan anlatmaya çalıştım size bir şeyler, piyasaların durumunu. Bakıyorum şimdi buralarda şeyim var mı, başka notlarım var mı diye bakıyorum. Ne yapmak gerekiyor noktasında da dediğim gibi, yani son bir yıldır bunları konuşuyoruz. Ne yapmak noktasında da açıkçası, yani artık neredeyseniz, işte mesela işte borsada mısınız, işte coinlerde misiniz, ondan sonra elinizde ne tutuyorsunuz, nerelere yatırım yapıyorsunuz, ben bunu bilemiyorum şimdi. Ama bundan sonra çok daha fazla dikkat ediyor olmak, çok böyle ya çok çok uzun 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 kalıp böyle uzun, çünkü büyük bir çöküşten sonra mutlaka tekrar toparlanma başlayacak arkadaşlar. Ondan sonra kıyamet senaryosu gibi biliyorum ama öyle, yani büyük bir çöküş, sonradan tekrar toparlanma. Ya o nasıl olsa hani biz toparlanacak, düşecek ve ondan sonra toparlanacak beklentisiyle hareket edeceksiniz. Ya da çok kısa pozisyonlarda hareket etmek gerekiyor. Belki de şu saatten sonra çok daha dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar, abone olmayan varsa abone olalım.
Her seferinde hatırlatıyorum ama işe yarıyor. Gerçekten unutuyor çünkü abone olmayan da çok büyük bir kitle var. Tabii beğendiyseniz ve sevdiyseniz yani hani takip etmeye değer görüyorsanız bildirim zillerini açın. Mutlaka beğenilerinizi bekliyorum. Instagram adresim Kolçak Hatice. Twitter adresim de Hatice Kolçak. Buralardan da beni takip etmek isteyenler varsa adreslerim bunlar. Videonun açıklama bölümüne mutlaka bakın. Oraya linkleri koyuyorum. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın.